Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik dersi kesirler konusunu genel itibariyle bir özet şeklinde vermeye çalışacağım. Kesirlerle ilgili bilmeniz gereken bütün detayları bu videoda bulabilirsiniz. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Kesirler deyince bir bütün ne demek? Hemen onu belirtmek istiyorum. Parçalanmamış, eksiksiz olan her şeye bütün diyoruz kesirlerde. Kesir ise bütünün eş parçalarından her birine kesir denir sevgili öğrenciler. Bütünün eş parçalarından her birine kesir diyoruz. Kesir sayısı eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları diyoruz sevgili öğrenciler. Mesela 1 bölü 4 gördüğünüz gibi ya da 4'te 1 diye de okunabilir. Modelle gösterilişi bir bütün alınmış, 4 parçaya bölünmüş, bir parçası taranmış. Bu şekilde gösterilebilir. Evet, 1 bölü 4 üstteki sayıya pay diyoruz. Bu pay kesirin bütünün kaç eş parça, bütünden kaç eş parça alındığını gösterir. Yani modelle gösterdiğimiz gibi taranmış alanı gösterir. Ortadakine kesir çizgisi diyoruz. Alttakine de payda diyoruz. Payda da bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir sevgili öğrenciler. Birim kesir ise payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz. Payı her zaman birdir birim kesirlerde sevgili öğrenciler. Payda değişebilir. Payı bir olan kesirlere de birim kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Peki kesirleri nasıl okuyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru okuyabiliriz, aşağıdan yukarıya doğru. Örneklerle pekiştirelim isterseniz. Yukarıdan aşağıya doğru okurken sevgili öğrenciler, yani 3 paydan başlıyoruz. Pay sonra paydayı söylüyoruz. 3 bölü 5 diye okuyabiliriz. Ya da 4 bölü 7 diye okuyabiliriz. Aşağıdan yukarıya, yani paydadan başlayarak okurduğumuzda ise sevgili öğrenciler, 5'te 3 diyebiliriz ya da 7'de 4 diye okuyabiliriz. Kesir çeşitlerine geçelim şimdi. Sevgili öğrenciler, kesirler basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olmak üzere 3 çeşittir. Basit kesir 3 bölü 5, 7 bölü 9, 5 bölü 7, 8 bölü 12, 2 bölü 3, 6 bölü 8, 4 bölü 6 ve 9 bölü 15. Bunların hepsi birer basit kesirdir. Yukarıdaki kesirlerde olduğu gibi payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Yani gördüğünüz gibi yukarıdaki kesirleri payı paydasından hepsi küçüktür. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Basit kesir bütünden küçüktür. Yani bir bütünden küçük olan kesirlerdir. Yani birden küçüktür diyebiliriz. Basit kesirler sıfırla bir arasında bulunur sevgili öğrenciler. Evet. 9 bölü 15 küçüktür birden diyebiliriz. Bütün basit kesirler birden küçüktür. Basit kesirleri şekilde gösterirken sevgili öğrenciler, görmüş olduğunuz gibi 4 bölü 6 kesrini şekilde gösterirken bir bütün alıyoruz paydaya göre. Şekli 6 eşit parçaya bölüyoruz ve paya bakıyoruz. 4 var, 4 parçasını tarıyoruz. 5 bölü 9 basit kesrini şekilde gösterirken bütünü 9 eş parçaya bölüyoruz. 5 tanesini boyuyoruz. Basit kesirler sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler, verilen kesir basit kesir olduğu için birden küçüktür. Bu nedenle kesrimiz 0 ile 1 sayılar arasında olacaktır. 0 ile 1 arasında bir sayı doğrusunu çiziyoruz ve 0 ile 1 arasını 9 eşit parçaya bölüyoruz gördüğünüz gibi. Sonra 9 eş parçaya ayırdıktan sonra 3, 4, 5, 6, evet 5'i işaretledik. Orada hemen 5 adım ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım ilerlediğimizde geldiğimiz nokta 5 bölü 9 basit kesrini gösterir. Evet.
Sayı doğrusunda 5 bölü 9 basit kesirini bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bileşik kesire gelelim sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz bütün kesirler bileşik kesirdir. İncelediğinizde neyi göreceksiniz? Bütün kesirlerin payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olduğunu göreceksiniz. İşte payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Bu yüzden bileşik kesirler ya 1'e eşittir ya da 1 bütün ya 1 bütüne eşittir ya da 1 bütünden büyük olan kesirlerdir sevgili öğrenciler. Mesela 9 bölü 7 büyüktür 1'den diyebiliriz. Çünkü 1 bütünden büyük bir kesirdir bu bileşik kesir. 9 bölü 9 ise payı paydasına eşit bir bileşik kesirdir ve bu tam 1'e eşittir sevgili öğrenci. 1 bütüne eşittir. Bileşik kesirleri şekille gösterirken sevgili öğrenciler 9 bölü 6 bileşik kesirini alıyoruz. 1 bütünü 6 eş parçaya bölüyoruz. Böldük ama payı kaç parçası alınmış? 9. 1 bütünde 6 eş parça olduğu için yeterli olmadı. İkinci bir bütün alıyoruz. Onun da 6 eş parçaya bölüp kalan 3 parçayı da oradan boyuyoruz. Birinci bütünde 6, ikinci bütünde 3 parça toplam ne etti? 9 parça. Bileşik kesir bu şekilde modelle göstermiş olduk sevgili öğrenciler. 5 bölü 3 bileşik kesirini modelle gösterirken sevgili öğrenciler 1 bütün 3 eşit parçaya bölüyoruz yine. İstediğimiz kadar parça alıyoruz. Yeterli olmadı. Burada 3 bölü 3 var. Bizden ne istiyordu? 5 bölü 3 istiyordu. 2 tane de diğer bütünden alıyoruz. Toplam evet 2 tane de oradan boyadık. 5 bölü 3 kesrini, bileşik kesrini şekilde göstermiş olduk. Evet. 7 bölü 5 kesrini sayı doğrusunda gösterelim bu bileşik kesrini bu sefer. Verilen kesir bileşik kesir olduğu için bir bütün vardır. Bu nedenle kesrimizi gösterirken her sayı arasını payda miktarınca eşit bir parçalara ayıracağız. Sonra pay kadar ilerleyeceğiz. Evet. 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya bölüyoruz. Yine 2 ile 1 arasını da 1 ile 2 arasında 5 eşit parçaya böldük. Şimdi 7 adım ilerlememiz gerekiyor. Önce 0 ile 1 arasını bölelim 5 eşit parçaya. 1 ile 2 arasında 5 eşit parçaya bölelim. Şimdi 7 adım ilerlememiz lazım. Çünkü payda 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 bölü 5 bileşik kesirinin geldiği nokta burasıdır. İşaretleyip sayı doğrusunu göstermeyi bitiriyoruz. Şimdi tam sayılı kesirlere geçelim sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi kesir çizgisinin önünde bazı sayılar görüyorsunuz. İşte bu tür kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Yukarıdaki kesirlerde olduğu gibi bir sayma sayısı ve basit kesir ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirler bütünden büyüktür. Kesirin önünde bir sayma sayısı varsa gördüğünüz gibi bunlar tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesirleri nasıl şekilde modelle gösteriyoruz? Evet. 1 tam 2 bölü 6 kesirini modelle gösterirken önce bir bütün arıyoruz. 1 tam dediği için 1 tamı alıyoruz, boyuyoruz. Sonra ikinci aynı şekilde ikincisini çiziyoruz ve onu 6 eşit parçaya bölüp paya bakıyoruz. Payda 2 var. Hemen onu 2'ye 2 parçasını boyuyoruz. 1 tam 2 bölü 6 tam sayılı kesirini bu şekilde göstermiş oluyoruz. 2 tam 2 bölü 4 tam sayılı kesirini nasıl göstereceğiz? Önce tam kısmı gösteriyor. 2 tane tam çiziyoruz. Evet çizdik. Sonra aynısından bir tane daha çiziyoruz. Bu 2 tam kısmıdır sevgili öğrenciler. Bu sefer paydasında 4 olduğu için aynı şekli 4'e bölüyoruz. Payına bakıyoruz. 2, 2 parçasını boyayıp 2 tam 2 bölü 4 kesirini modelle göstermiş oluyoruz. Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken de sevgili öğrenciler, bütünden büyük olduğu için kesirimiz ne kadar bütün varsa o kadar sayı bölünmeden alıyoruz. Sonraki sayılar payda miktarınca eş parçalara ayırıyoruz.
Mesela burada 2 tam dediği için önce 0'dan 1, 2'ye kadar geliyoruz. Sonra bir bütün fazladan koyuyoruz. 2'den sonra bir bütün daha alıyoruz. 2'ye kadar tam ilerliyoruz. 2 ile 3 arasını paydaya bakıyoruz. 3 var. 3 parçaya böleceğiz. 1, 2 tam gittik. Sonra burayı 3 eşit parçaya böldük. Sonra paya bakıyoruz. 2. 2 adım ilerleyeceğiz. Bu şekilde 2 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesirin sayı doğrusunda göstermiş olduk sevgili öğrenciler. Evet, şimdi etkinlikle bu konuyu pekiştirelim isterseniz. Aşağıdaki kesirleri inceleyelim, bu kesirlerin çeşidini bulalım diyor. İsterseniz burada videoyu durdurup siz etkinliği yaptıktan sonra benim cevaplarımla karşılaştırıp kendinizi ölçebilirsiniz. Kesirlerin önünde tam bir sayı varsa onlara hiç düşünmeden tam sayılı kesir yazabilirsiniz. Payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük kesirlerin hemen yanına bileşik kesir yazabilirsiniz. Payı paydasından küçük olan kesirlerin hepsine de basit kesir yazabilirsiniz. Evet, 2 tam 2 bölü 4 kesir tam sayılı kesirdir. 1 tam 7 bölü 8 tam sayılı kesirdir. 3 bölü 8 basit kesirdir. 5 bölü 3 bileşik kesir, 3 bölü 8 basit kesir, 1 tam, 3 bölü 4 tam sayılı kesirdir. Evet, sizin cevaplarınızı bu şekilde benimle beraber karşılaştırabilirsiniz. Videoyu devam ettirdiğinizde kaç tane doğru yaptığınızı göreceksiniz. Evet, 5 bölü 8, 7 bölü 3 ve 2 tam 1 bölü 3 kesirlerini şekille gösterelim diyor. İsterseniz hemen videoyu durdurup şeklini siz çizin. Sonra benim şekillerimle karşılaştırabilirsiniz. 5 bölü 8 kesirini şekille gösterirken bütün alıyoruz. 8 eş parçaya ayırıyoruz. Sonra paya bakıyoruz. 5, 5 parçasını koyuyoruz. Bileşik kesir ikinci şeklimize geçtiğimizde payı ne yapmış? Payda 3 parçaya, bir bütün 3 parçaya bölünmüş. 7 parçası alınacağı için 3 burada. 3 buradan boyadık. Yetmedi. 7'ye çıkmamız lazım. Bir tane daha çiziyoruz. Bir tane daha aldık. 7 tane boyamış olduk. 2 tam 1 bölü 3 kesirini şekilde gösterirken önce 2 tam çiziyoruz. Yine aynı şekilden bir tane daha alıyoruz. 3 parçaya ayırıp paya bakıyoruz. 1, 1 parçasını boyuyoruz. Bunu da bir şekilde göstermiş olduk. Evet. Şekilde gösterilen kesirleri yazalım diyor. Birinci kesirimiz önce kaç parçaya ayırdıysa paydaya yazıyoruz. 2, 4, 6, 8 paydası. Payda boyanmış kısmıdır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 8. 5 bölü 8. Ha, pardon, 2 tane 4 varmış burada. 1 tam, 1 tam 5'te 4. 1 tam 4 bölü 5. Bu kesirler birleşmiş yani şekiller. İkincisinde 10 bölü 6. Üçüncüsü 1 tam 3 bölü 4. Dördüncüsü 4 bölü 6. Evet, mavi olan da 2 tane tam var. Sonra diğer en son kalan parça 4'te 1'i boyanmış 1 bölü 4. 2 tam 2 tam 1 bölü 4. Bunu bileşik kesir olarak ifade ettiğimizde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça boyanmış, 4 parçaya ayrılmış, 9 bölü 4 diye de ifade edebiliriz. 2 tam 2 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Yandaki kesir bir basit kesir olduğuna göre A yerine yazabilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Basit kesir olduğu için A 8'den küçük olmalıdır ve A yerine yazılabilecek rakamlar sevgili öğrenciler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir. Bunları topladığımızda A yerine yazılacak sayılar, rakamların toplamının 28 olabileceğini görüyorsunuz. Yandaki kesir basit kesir olduğuna göre B yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. En büyük ne yazabiliriz? Paydadan bir küçük yazacağız. Yani 18'den bir küçük 17. 17 yazabiliriz. Ama burada 5'i vermiş. 5'i verdiğine göre 17'den 5'i çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz ve sevgili öğrenciler B'nin değerini 12 buluyoruz. B'nin değeri 12'dir. Yandaki kesir bileşik bir kesir olduğuna göre B yerine yazabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Bileşik kesirlerin kuralı şuydu.
payı paydasına eşittir ya da payı paydasından büyüktür sevgili öğrenciler. Pay kısmına en fazla kaç yazabiliyoruz? Payda kısmına 14 yazabiliriz. Çünkü payı paydasına eşit olursa bileşik kesir oluyor. 14'ten 6'yı çıkardığımızda sevgili öğrenciler ne yapıyoruz? Diğer yerine yazabilecek sayının 8 olduğunu buluyoruz. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.